Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ferhan, bölüm 15. Yenice köyüne yaklaşan bir otomobil görüldüğünde meydandakiler dikkatle beklemeye başladı. Araba bir yerlerden tanıdık gelse de akşam vakti uzak mesafeden bir çıkarım yapmak zordu. Araba köye girdi. Meydandaki meraklı gözleri es geçerek Asiye Hanım'ın evine doğru ilerlemeye başladı. Köylü son günlerde yaşanan gergin olayları film seyreder gibi izliyor, yaşanan her yeni gelişmeyi çıkarımlar yaparak takip ediyorlardı. Bu otomobilin içindeki kişiyi de yakında öğrenirlerdi elbet. Avlunun tahta kapısı seri bir şekilde çalındığında içeride bekleyen perişan kalabalık yeni ve güzel bir haber gelmesi umuduyla kapıya koştular. Eşref Bey ailesine öncü olmak adına olayı öğrendiğinden beri hep soğukkanlı davransa da kapı çalındığında kendine hakim olamadan heyecanla yerinden fırlamıştı. Bir tek Halime Hanım kalbindeki heyecanla ayağa kalkmış, öylece bekliyordu. Kapı açıldığında eli yüreğinde derin nefesler aldı. Ali'nin yüksek sesle telaffuz ettiği isim kısa süreli kapattığı gözlerini açmasına neden oldu. Leyla! Gözyaşlarını dindiremeyen Leyla'ya sıkıca sarıldıklarında abisi onu kolunun altına alıp annesinin yanına kadar götürdü. Herhangi bir yerinde yara yoktu. O adamlar zarar vermemişlerdi kıza. Sadece korkuyordu. Ağlamaktan gözleri şişmişti. Halime Hanım kızını kısa ve hızlı bir şekilde inceledikten sonra kendini tutamayıp bırakıp kızına sıkı sıkı sarıldı. Leyla da kısacık zamanda ayrı kaldığı annesine karşılık verdi. Eşref Bey kızını kapıya kadar getiren arkadaşına teşekkür ettiğinde ailesinin yanına gitti. Gözyaşlarına hakim olamıyorlardı. Sevinç, korku ve rahatlamış olmaktandı ağlamaları. Yalnız Halime Hanım'ın acısı farklıydı. İki kişilik ağlıyordu, iki kişilik bir hasretle sarılıyordu kızına. Buna rağmen tek kişilikte kavuşmalar, bir yanında oluşan boşluk sevinmesine engeldi. Saatler boyu düşünmüştü aslında. Eksik olacağını, mutsuz olacağını bilerek göndermişti Ferhan'ı. Kızının iyi olması için gerekirse ömür boyu vicdan azabıyla yaşayabilmeyi göz almıştı. Leyla'nın titreyen bedeninden kollarını çektiğinde dilinde şükür vardı. Kalbinde Ferhan'ın kurtulabilmesi için dua. Anne, siz Leyla ile ilgilenin. Benim kasabaya gitmem lazım. Evladının gitme ihtimaline karşı elini Leyla'nın elinden çekmeyen Halime Hanım hışımla seslendi Ali'ye. Hiçbir yere gitmeyeceksin Ali. Etrafta eli silahlı adamlar var. Sen elini kolunu sallaya sallaya onların peşine düşmek mi istiyorsun? Ali annesinin Ferhan'ı gönderdiğini öğrendiğinden beri kendini tutsa da bu tavrını hala sürdürüyor olmasına sinirliydi. Ferhan, evlatlarını sakındığın o silahlı adamların elinde anne. Bunun farkında mısın sen? Üstelik bunu teyzesinin kızını kurtarmak için yap. Sen istedin diye yap. İçindeki endişeyi bastıramıyordu genç adam. Kardeşi gelmişti ama Ferhan yoktu. Ondan mesaj aldığında omuzlarına yüklenen korku bedeninin her zerresine yayılmıştı. Söz vermişti ona. Güzel bir aile için. Bu ailenin onu ölümden beter bir yere göndermiş olması fikrine katlanamıyordu. Jandarma dört bir yanı ararken Ferhan kim bilir neredeydi. Böyle eli kolu bağlı durmayı yakıştıramıyordu kendine. Üstelik çok iyi biliyordu ki Ferhan bir kurbandı, tıpkı annesi gibi. Ona aynı hikayeyi baştan yaşatmamak için elinden ne geliyorsa yapmaya hazırdı Ali. Asiye Hanım, Leyla'nın gelişine sevinirken elinden gelen tek şey beklemek ve dua etmekti. Ali'nin bu tutumunu gördüğünde rahatladı. Ferhan'ın peşine düşecek olması yeni bir ümitti. Yaşlı kadın bir vebal taşıyorken omuzlarında okuduğu mektupla bu iki olmuştu. Üstelik kızı her şeye rağmen o kadar merhametliydi ki
kimsenin düzeni bozulmasın diye gerçekleri söyletmemişti Ferhan'a. Torunu da annesi gibi merhametliydi. Eğer Asiye Hanım bulmamış olsaydı o mektubu, gerçek bildikleri yalanlarla yaşamaya devam edeceklerdi. Ferhan benim yüzümden orada değil Ali. Bu onun hayatıydı, onun geçmişiydi. Evlatlarımı korumam gerektiğini neden anlamıyorsun oğlum? Halime Hanım bağırarak konuşmaya başlasa da son cümlesinde sesi titremişti. Her kelimeyi kalbine bata bata kullanıyordu. Ferhan'ı çok seviyordu ama eğer şimdi dik durmazsa evladını kaybedecekti. İçinde bir umut vardı, jandarmanın yeğenini bulacağına dair. Jandarma bulurdu Ferhan'ı. Ali gidemezdi silahlı adamların yanına. Bencilliği canını yakan kadına bir de oğlunun bakışları acı veriyordu. Ne Halime Hanım kendini ne de Ali annesini tanıyabiliyordu. Asiye Hanım acısına saygı duyduğu kızının artık tahammül edilmez bu hallerini seyrederken bastonuna dayanarak kalktı. Son günlerde fazlasıyla bitkindi dedi. Ferhan bizim yüzümüzden orada. Senin yüzünden, benim yüzümden. Bu evde rahat yaşayan herkes yüzünden orada. Bir iki adım atıp bakışlarını yere indiren kızına yaklaştı. Bu Ferhan'ın geçmişi değil, onun hayatı değil. Züleyha yıllar önce babasının hatasını telafi etmek için gitti buralardan. Yıllar önce yine birilerine zarar gelmesin diye bir yavrum gitti bu köyden. Asiye Hanım günahıyla yüzleşir gibi konuşuyor. Halime Hanım ise başını yerden kaldırıp anlamaz gözlerle annesine bak. Nasıl, ne diyorsun sen anne? Yeleğinin cebindeki buruşmuş mektubu kızına uzatan yaşlı kadın, Leyla'nın yanına oturup kızın başını omzuna koydu. Leyla yaşadıklarının şokunu yavaş yavaş atlatırken, Ferhan'ın yaptığı bu fedakarlığı unutmamak üzere aklının bir köşesine yazdı. Henüz kelimelerini toparlayamıyor olsa da aklında beliren bazı şeyler vardı. Yerinden hızla kalkıp abisini durdurdu. Depo vardı. Kerime amcaların dükkanının sokağından geçtik. Bağladılar beni, görmedim başka bir şey. Ali ellerini Leyla'nın yüzüne koyup sakinleştirmeye çalıştı. Şu anda deponun da sokaklarında bir önlemi yoktu. Çoktan kasabadan çıkmış olmalılardı. Üstelik jandarma komutanının anlattığına göre buraya 3 kişi gelmemişti sadece. Sürekli araba ve adam değiştiren kalabalık bir grup vardı. Yakalanma korkuları yoktu. Yakalansalar bile delil yetersizliğinden salınıyorlardı. Adamların Leyla'yı bırakıp Ferhan'ı almış olmaları komutanın fazlasıyla gelmişti. Adamlar her yerde aranırken güpegündüz şantaj yapıp insan kaçırabiliyorlardı. Kumar borcunun peşine düşen adamların istediklerini almadan borç sahibinin peşini bırakmadığı birçok olaya sahip olmuşlardı. Vakaların sonuçları ölümle biterdi kimi zaman. Kimi zaman da insan bu adamların sevdiklerini rahat edeceğini ve peşlerini bırakacağını bilir, kendini feda ederdi. Tıpkı Ferhan gibi. Leyla sayıklar gibi konuşurken Halime Hanım da mektubu okumayı bitirmiş, gözündeki yaşına yaş katmıştı. Ali cebinde titreyen telefonu eline alıp komutanın aradığını gördüğünde hızla açtı. Alo, komutanım bir haber var mı? Bir haber var. Ali, anlatacaklarımı iyi dinle. Bir karar vermeniz gerekiyor. Komutan kendisini görüyor gibi başını sallayıp gergin yüz hatlarıyla dinlemeye başladı. Avludaki herkes Ali'yi izliyordu. Ferhan'ın amcasını karakola götürmüşler. İfadesinde kumar borcundan bahsetmiş, ödeyemediğini söylemiş. Bu adamın borç taktığı kişiler istediğini almadan insanın yakasını bırakmazlar. Çete gibiler. Her tarafı sarmışlar anlayacağın. Her yerden çıkar, istediklerini alırlar. Ali sabırsızlanmaya başlamıştı. Anlıyorum komutanım. Konuştuk bunları daha önce. Bizim vermemiz gereken karar ne? Ferhan'ı nasıl kurtaracağız? Onu söyleyeyim. Ferhan'ın amcasının borcunu derseniz kurtarabiliriz. Yalnız yüklü bir miktar. Komutanın sesi bir süreliğine kesildi. Ali'nin karar vermesini bekliyor gibiydi. Ali Ferhan'ı kurtarmanın yolunu buldularsa düşünmeden kabul edecek biriydi ama aklına takılan bir şey vardı. Ferhan'ı kurtarmak için ne gerekiyorsa yaparız. Ama bu adamlar ellerini kollarını sallayarak dolaşacak mı böyle? Komutan sıkıntılı bir nefes verdi. İstanbul Organize Şube bu konuyla ilgileniyor Ali.
Adamlara parayı verirken de takipte olacağız ama bizim ilgilenmemiz gereken konu kızı kurtarmak biliyorsun. Ali telefonu kapatıp ailesinin meraklı bakışları arasında bir süre düşündü. İçlerinde olmalarına rağmen bir türlü yakalanamayan, yakalansalar da delil yetersizliğinden salınan bu adamlar kendi kurdukları düzende yaşamaya devam mı edeceklerdi? Eşref Bey oğlunun yanına yaklaşıp neler olduğunu sordu. Ali bulunan çözümü anlattığında herkes yıllar önce ödenmeyen diyetin bugün ödenmesi için hazırdı. Gece saat 1 civarında yol kenarındaki bir sosyal tesisin 20 metre uzağında araba durdu. Adamlar acıkmışlardı. Ferhan da tok sayılmazdı ama kendini toparlayamamıştı bir türlü. Bir de ıslanmış olmasından kaynaklı bedenini sarılan üşütme gittikçe artıyordu. Önce yanındaki adamlar gidip geldi. Sonra da şoför koltuğundaki adam. İkinci gelişte adam elinde poşetle dönmüştü. Ferhan'ın soğuk bakışlarını aldırmadan kağıda sarılmış dürümü ona uzatıp almasını bekledi. Sonra bir tane de kendi aldı ve kocaman ısırdı. Ne kadar yolumuz kaldı? Adam dolu ağzını umursamadan konuştuğunda Ferhan başını cama çevirdi. Daha yeni başlıyoruz be kızım. Öndeki adam da gülmüştü bu sefer. Ferhan'ın zorluk çıkarmaması, kaçmaya yeltenmemesi, ilk başta şüphe duymalarına neden olsa da saatlerdir aynı pozisyonda seyahat ediyor olduğunu görünce rahatlamışlardı. Öndeki adam aynaya bakarak Ferhan'ı izledi bir süre. Adam kaçırma hayatımda bir ilk olabilirsin. Ne karşı koydun ne de bizi zorladın. Hatta kendi ayağınla geldin bize. Söylesene, deli misin? Yoksa gittiğimiz yerden mi haberin yok? Genç kız elindeki dürümden bir ısırık aldı ama cevap vermedi öndeki adama. Sonra bir fısıltı duydu. Son zamanlarda duyduğu en komik şey gibi gelmişti ona. Dudağının kenarı kıvrıldı önce. Kıkırdamaya başladı ve yanındaki adamların sinirlenmelerini umursamadan bir kahkaha attı. Deliriyordu. Ölmekten önce Ferhan'a en iyi gelecek şey buydu. Kes lan sesini. Maşallah dediğim 3 gün yaşamıyor abi. Ferhan'ın yanındaki adam kızı susturmaya çalışırken çalan telefonla yerinden doğruldu. Alo? Neden? Tamam. Nasıl? Siz mi olacaksınız? Tamam. Adam telefonu cebine koyup arkadaşının omzuna vurdu. Deli değilmiş, şanslıymış. Bu söz daha da komik gelmişti kıza. Şanslı. Sabah ilk iş altın ve ziynet eşyaları paraya çevrilmiş, diğer köylerden almak için sırada bekledikleri arsa satılığa çıkartılmış, Ferhan'ın amcası karakoldan telefon görüşmelerini yapıyor ve karşı tarafın söylediklerini iletiyordu. Borcun bir şekilde ödeniyor olması adamı rahatlatsa da kumar oynamak ve adam kaçırtmak suçundan yargılanacaktı. Her zaman olduğu gibi içten içe yeğenini suçlamaya devam etti. Gece haberi alan adamlar yolun kenarında nöbetleşe uyuyup dinlendiklerinde Ferhan gözünü kırpmamıştı. Bedel ödeyip kendisini kurtaracak olmalarına hala inanamıyordu. Kendini bu denli gitmeye hazırlamışken tekrar oraya nasıl dönerdi ki? Sabahın ilk ışıkları gözlerini kamaştırırken geride kalan hiç kimseyi görmek istemediğine kanaat getirmişti. Yanındaki adam uyandığında daha kendine gelmeden konuştu. Gitmek istemiyorum. Ne diyorsun be? Geriye dönmek istemiyorum. Harbi delisin sen. Bize çok meraklıysan gel götürelim seni. Adam sırıtarak Ferhan'a baktığında genç kız başını çevirdi. Köye dönse de eşyalarını toplayıp oradan ayrılacaktı. Ne bu adamlar ne de Yenice köyü hayatında hiç olmamış gibi davranacaktı. Borç her ne kadarsa onu da ödeyecekti. Bu defter kapanacaktı. Güneş ıslak yolları kuruturken tekrar yola çıktılar. Akşam 8'de otobandaki şehir tabelasının yanında olmaları söylenmişti. İkindi vakti ise köye gelip parayı alacaklarını söylemişlerdi. Ali'nin söyleneni yapmaktan başka çaresi yoktu. Komutan adamları tutuklarsa Ferhan'a zarar geleceğini biliyordu. Saat farkı ellerini kollarını bağlamıştı. Bu adamlara güvenmek en son isteyecekleri şey olsa da parayı verdikten sonra söylenen saatte söylenen yerde olacaklardı. Avukat kimliğinde köye giren adam
köylülerin gazabından kurtulmak için komutandan koruma istemişti. Küstah tavırlarına karşın onu yakalamayı, ferhan alacakları zamanı erteleyen komutan sabır içinde sulh ortamı sağladı. Yine de sahte avukat Ali'nin sert yumruğundan kurtulamamıştı. Paranın bir kısmı elden, bir kısmı da bankadan aktarıldığında adam memnundu. Avludaki gergin dakikaları evden izleyen kadınlar, gidenlerin acısını değil, gelecek olanın sevincini yaşıyorlardı. Halime Hanımsa gece boyu uykusuz bir şekilde hem kardeşini hem de yeğenini düşündü. Bu kadar fedakar insanlara yapılanlar geçti aklından. Ne Züleyha'dan özür dileyebilirdi artık, ne de Ferhan'la karşılaşmaya yüzleri vardı. Kendisini bir kenara bırakıp yanında uyuyan Leyla'ya baktı. Varlığıyla teselli oldu. Üstelik Ferhan bu akşam gelecekti. Onu da Leyla gibi sağ salim teslim edeceklerdi. Ali daha fazla sabredemedi. Babasını da yanına alıp çıktı evden. Şehir çıkışına kadar gidip orada beklemek dileğiydi. Ama komutan durumdan haberdar olmuş olacak ki Ali'ye sakin olmasını ve kendi başına hareket etmemesini tembih etti. Genç adam kasabada jandarma binasının önünde operasyon saatini bekleyecekti bir süre daha. Kış aylarında erken kararıyordu hava. Üstelik birkaç gündür hiç dinmeyen bir yağmur vardı. Önlerini görmekte zorlanan araç kullanıcıları arabanın farlarıyla önlerine çöken sisi delip geçmeye uğraşıyorlardı. Plana göre Ali tam 8'de şehir levhasının yanında bekliyor olacaktı. Ferhan teslim edildiğinde bir sonuç beklemeksizin adamlar yakalanacaktı. Eşref Bey daima oğlunu destekliyor, Ferhan'ı kurtaracaklarını söyleyip cesaret veriyordu. Eşinin yaptığı yanlışı telafi etmek için elinden ne geliyorsa yapacaktı. 10 dakika var oğlum. Geldik baba, geldik. Tabela orada bak. Gözlerini kısmış, heyecanını bastırmadan biraz daha gaza bastı. Etrafta kimse görünmüyordu. 8'i bekliyor olmalıydılar. Saat 8'de geleceklerdi. Kenara çekip parmaklarını direksiyona vurarak beklemeye başladı. Çevrede hiç araba yoktu. Bazen büyük nakliyat kamyonları geçiyordu, bazen de tırlar. Komutanın kendisini izlediğini bilen Ali rahattı. Ferhan'ın güvenliği için rahattı. Kolundaki saate baktı. Sabırsızdı. Saat 8'di. Gelmedi herifler. Ben daha fazla duramayacağım baba. Babasını dinlemeden kemerini çıkartıp dışarıya çıktı. Eşref Bey de oğlunun arkasından indi arabadan. Yağmurda sesler birbirine ulaşmıyordu. Komutan onları dışarıda görünce Ali'yi aradı ama telefon arabadaydı. Genç adam sanki Ferhan oradaymış gibi tabelaya doğru yürüyordu. Ali yürürse Ferhan daha çabuk gelir miydi sahi? Tırların farları gözünü kamaştırıyordu. Öfkesi de artıyordu bu sırada. Hala gelmemişlerdi. Oysa tam 8 demişlerdi. Tam 8. Yağmurun altında nefes nefese kalmışken tabelanın yanına gitti Ali. Bir süre gözlerini kapattı. Gördüğü şeyi algılamaya çalışıyordu. Dizlerinin üzerine çöktü. Tıpkı Ferhan gibi. Tıpkı dünya yükü omuzlarına yüklenmiş gibi. O an anladı. Adamlar gelmeyecekti. Ferhan'ı şehir tabelasının yanına, yağmurun altına öylece bırakıp gitmişlerdi. Ali sırılsıklam, hareketsiz yatan kıza baktı. Dizlerini karnına çekmiş, bağlı elleri çamura bulanmış, uyuyor diye mırıldandı Ali. Genç kızın omzuna doğru yaklaştırdı ama dokunamadı. Ferhan uyuyordu. Saatler süren yolculuk boyunca arka koltukta bilinci kapalı vaziyette uzanmıştı Ferhan. Ali defalarca uyandırmaya çalışsa da gözlerini açamamıştı. Çamura bulanmış elleri titriyor, ağzından belli belirsiz sözcükler dökülüyordu. Ali öfkeliydi. Onu öylece bırakıp giden adamlara. Yağmur sağanak halde yağarken Ferhan'a olabilecekleri hiç mi düşünmemişlerdi? Düşünmezlerdi tabii ya. Almak istediklerini almışlardı çoktan. Dikiz aynasından yollarını ayırmak üzere olduğu jandarma komutanına baktı. Adamın öfkesine çok yakından şahit olmuştu. Basit şantajlarla kendini gizlemeyi başarabilen bu adamların daha fazla başa bela olmamasına dua ederken bir an önce yakalanmalarını umut ediyordu.
hastane önünde durduklarında Ali ve Eşref Bey arabadan indiler. Ferhan'ın uzun süren uykusu ikisini de korkutmuştu. Arka kapıyı açıp Ferhan'ı yatar pozisyondan oturur pozisyona getiren Ali son kez seslendi genç kıza. Hala kurumamış olan saçları yüzüne yapışmıştı. Islak kıyafetlerinde çamur birikintileri tortulaşmaya başlamıştı. Eşref Bey sedye çağırmaya giderken Ali Ferhan'ı toparlamaya çalıştı. Ferhan, Ferhan uyan. Bak kurtuldun, hastaneye geldin. Yanımızdasın, güvendesin. Beyhude bir çabayla konuştuğunu hissettiğinde arka koltukta kalan boş yere oturdu. Yorgunluktan çok umutsuzluk yıkıyordu insanı. Gücünün kalmadığını hissetti genç adam. Soğuk havanın da etkisiyle ciğerlerinde hissettiği yanmayla bir iki kez öksürdü. Karanlık gecede hastanenin beyaz ışıkları gözlerini acıtıyordu. Ali! Ferhan'dan gelen mırıldanma benzeri sesle hızlıca sağ tarafa döndü. Kız gözlerini açmak için kendini zorlarken titreyen çenesini kontrol etmek için dudaklarını birbirine bastırdı. Ferhan, buradayım, merak etme. Yine gidemedim mi ben? Yüzüne yorgun bir tebessüm kondurup tane tane konuştuğunda Ali dolan gözleriyle güldü. Gözleri yarı açık kısa. Kaçmaya çalıştın ama yakaladım seni. Artık gitmek istese de önünde engeller olduğunu, ailesinin onu bırakmayacağını söyleme fırsatı yok. Eşref Bey hasta bakıcılarla beraber gelmiş, Ferhan'ı almak üzere Ali'yi arabadan indirmişti. Zar zor ayağa kalkmayı denese de başarılı olamamıştı genç kız. Kendini beyaz örtünün üzerine bırakıp hastane koridorunun göz acıtan ışığı altında gözlerini kapattı. Ali sırtını arabaya yasladığında mırıldandı kendi kendine. Bir daha asla gitmene izin vermeyeceğim. Tüm tetkikler yapıldığında doktor odadan dışarıya çıktı. Sabırsız bir şekilde muayenenin bitmesini bekleyen Ali, günlerdir yaşadığı yorgunluğa rağmen ok gibi yerinden fırlayıp doktorun yanına gitti. Eşref Bey hava almak için dışarıya çıktığında tek başına konuşacaktı doktorlarla. İçi rahatladığında Ferhan'ı alıp eve götürecekti. Kelimeleri doğru seçmeye çalışsa da karmaşık bir cümle kurarak genç kızın durumunu sordu. Doktor son bir kez elindeki dosyalara baktı. Ferhan Hanım şu anda iyi Ali Bey. Fakat kan değerleri çok düşük, bünyesi zayıf. Kolayca hasta olabilir yani. İçeride kendisine birkaç soru sorma fırsatım oldu. Açıkçası aldığım cevaplar beni endişelendirdi. Ali biraz daha dikkatli dinlemeye başladı doktoru. Adam sıkıntılı bir nefes verdi. Küçükken ateşli ve uzun süren bir rahatsızlık geçirmiş. Bu tip hastalıklar insanı ömür boyu etkileyecek etkiye sahip olabiliyor. Şu an için içiniz rahat olsun. Bir süre kullanacağı ilaçlarla kendini toparlayabilir ama söylediğim gibi dikkatli olmanız gerekiyor. Ateşlenme ve uzun süren uyku halleri her zaman gözlerini açmasıyla sonuçlanmayabilir. Ali, doktorun her kelimesini ezberlercesine dinlediğinde derin bir iç çekti. Ferhan artık büyük, bir o kadar da hassas bir sorumluluktu. İyi bakılmalı, ait olduğu yerde, evinde hissetmeliydi kendini. Başlarındaki belaları def etmiş olmanın rahatlığı içinde olan Ali, evdekileri kafasına takmıştı şimdi de. Annesi Ferhan'ı kendi elleriyle göndermişti köyden, tıpkı dedesinin teyzesini gönderdiği gibi. Peki ya şimdi? Ferhan'a eskisi gibi sarılabilecek miydi? Tekrar teyze yeğen olarak kalabilecekler miydi? Ferhan ölüme gidecek kadar vazgeçmişken her şeyden, şimdi Ali ile köye dönecek miydi? Doktor genç kızla konuşma fırsatı bulduğunu söylemişti. Ferhan uyumadan onu görmek istedi Ali. Etrafta kimseler yokken birkaç dakika görüp çıkmanın zararı olmazdı. İyi olduğunu, daha da iyi olacağını görmek için rahatlatacaktı. Kapıyı belli belirsiz çalıp kolu yavaşça çevirdi. Sıcak odaya girdiğinde gözleri açık, kolunda serumla yatan Ferhan'ı görmesiyle gülümsedi. Uyumuyor olması biraz sohbet edecekleri anlamına geliyordu. Ali gelsene. Genç kızın neşeli olmaya zorladığı sesi Ali'nin adımlarını ağırlaştırdı. Gözünün önüne geldi yine o görüntü. Bir başına yağmurun altında Ferhan.
Doktor uyanık olduğunu söyleyince uyuyamadım. Yerimi yadırgadım herhalde. Gittiğin yerde nasıl uyuyacaktın? Yerinden uzaklara gitmeye kalktın sen Ferhan. Ferhan Ali'nin sorusu karşısında duraksadı. Gözlerini odanın tavanına gezdirip yutkundu. Uzun muydu bu sorunun cevabı? Kısa. Konuşmasa da Ali kendisini anlardı. Kısa da anlardı. Sonra affederdi. Bir umut başını genç adama çevirdiğinde düşüncelerini doğrulayan bir gülümsemeyle karşılaştı. Eve gidelim mi artık? Bir şeyim yok benim. Genç adam bu teklifi kesinlikle kabul etmeyecekti. Doktorla konuştuktan sonra daha da tedirgin olmuştu zaten. Net bir şekilde başını iki yana salladığında çatık kaşlarıyla kendisine bakan Ferhan'a gülmemek için kendini zor tuttu. Bu ailenin kızları birbirine benziyordu. Kaşlarında cesur ve kararlı olmadıkça da burunlarının dikine gidiveriyorlardı. Bu yüzden Ali net bir şekilde tavrını ortaya koydu. Bari bir şeyler yiyelim. Açım sabahtan beri. Eliyle karnına vurdu Ferhan. En son öğlen 2'de tost yemişti ve bu açlık midesini bulandırmaya başlamıştı. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.